Babam Almanya'ya 1962 yılında gelmiş. Bunlar birinci nesil gurbetçiler. Türkiye'den ilk gelenler. Gastarbeiter de diyorlar onlara. Hayımlarda, misafirhanelerde kalıyorlar. 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi bir arada kalıyorlar. Amaçları para kazanmak. Türkiye'de zor şartlardan gelmişler. Var güçleriyle çalışıyorlar. Öyle hasta oldum, işe gitmeyeceğim. Böyle bir kültürleri yok. Bunlar henüz öğrenmemişler. İşin hilelerini henüz öğrenmemişler. Dolayısıyla bütün güçleriyle Alman ekonomisini ayağa kaldıracak şekilde katkıda bulunup çalışıyorlar. En zor işlerde de çalışıyorlar. Zaten zor işlerin çoğunu o zaman gurbetçiler yapıyorlar. Şuradan biliyorum bunu. Çünkü 1971 yılında abim de geliyor babamın yanına. İlk başta bir süre, kısa bir süre babamla aynı fabrikada çalışıyor. Abim diyor ki tanker üretiyorduk. Tankerler, plastik tankerler içlerine girmemiz gerekiyordu ve iç kısımdan o plastik tankerleri ağır makinelerle cilalamamız gerekiyordu. Maske takmışız, hava sıcak ve elimizde ağır eşyalar var. O şartlar altında diyor, bütün gün çalıştığımızda akşam eve gittiğimde ayakkabılarımı bile çıkaramıyordum, uyuyakalıyordum. Yere uzanıp uyuyordum bu şekilde. Herhalde ölüm böyle bir şeydir diyordum. Birkaç hafta dayanabilmiş abim işe. Tabii babalarımızın çoğu belki okur yazardı ya da ilkokul mezunuydu. Benim birinci nesil olan insanların ise çoğumuz biz lise mezunu olduk burada. Ve içimizden bir kısmı da yüksekokul, üniversite okuyabildiler. Şimdi onların çocukları yani üçüncü nesilde büyüdüler ve onlar da çalışmaya başladılar. Ancak nesiller geçmesine rağmen Türkiye kökenlilerin bu dezavantajlı durumları, bu entegrasyon problemleri devam ediyor. O beyaz yakalı meslekler dediğimiz öğretmen, doktor, avukat, mühendis gibi mesleklerde hala orantısal olarak Almanlara kıyasla daha az oranda temsil ediliyorlar. Ama bana sorarsanız çok şaşılacak bir durum yok. Çünkü şöyle bir hatıramı anlatayım size. Marmara Tıp'ta öğrenciyiz. Yeni bir hoca geldi. Mehmet Hoca. Tanışma faslı sırasında anlatıyor. Diyor ki, ben diyor, babam profesör diyor. Dedem de profesör. Ben de profesör olacağım. Hakikaten de kısa bir süre sonra beyin cerrahı profesörü oldu hocamız. Demek ki zaman gerekiyor. Toplum sınıflarında değişmeler kolay olmuyor. Belki üç nesil, belki daha fazla dört nesil gerekiyor değişimin olması için. Diyeceksiniz ki tamam profesörlük önemli mi o kadar? Yani daha önemli hususlar var, insanlık var mesela. Kesinlikle haklısınız. Ben de zaten lafı oraya götürmeyi düşünüyorum. İnsanlık esas önemli olan. İşçi sınıfının çocukları olarak sınıf atlamamız zor olabilir. Ancak babalarımızın, dedelerimizin, saf ve temiz Anadolu insanı diye tabir ettiğimiz bu insanların birlikte getirdiği bazı değerler vardı. Mesela babam diyordu ki ben oğlum ben 16 sene Almanya'da yaşadım. Anadan doğduğum gibiyim. Şimdi neydi o değerler? İşte inanç, doğru sözlü olma, eline, beline, diline sahip olma, vatanseverlik, misafirperverlik, diğergamlık, yardımseverlik, hakperestlik, vefalı olma, haram korkusu. İyi insanda bulunması gereken vasıflar bunlar. Bu değerler her meslekten ve statüden üstündür, önemlidir. Eyvallah, katılıyorum. Peki, soru şu, bunları koruyup nesiller arasında aktarabildik mi? Alman toplumu bizi bu değerlerle mi biliyor? Maalesef hayır. Almanlar bizi nasıl biliyor? Almanlar bizi zamana sadık olmayan, sözünde durmayan, kendisini ve yakın ailesini koruyan, önemseyen ama toplumun genelini önemsemeyen, evini tertemiz çiçek gibi tutan, ayakkabılarıyla evin içine basmayan ama sokağı kirleten ve insanlar olarak tanıyorlar maalesef. İçimizden çıkan kötü örnekleri önleyemedik. İyi örnekleri de yaygınlaştırıp topluma sunacak noktaya getiremedik. Bir Türk iş adamı arkadaşım var. Yanında çalışan göçmenlerle ilgili şöyle bir sıkıntısını dile getirdi. Almanya'da şu anda asgari ücret saatlik 9,5 euro. Arkadaş da işçilerine 12-15 euro arası ödemeler yapıyor. Diyor ki işçi benim yanımda yaklaşık 2500 euro kazanabilir. Brüt gelir elde edebilir. Şimdi 35 yaşında eşi çalışmayan, evli ve iki çocuklu, buna Steuerklasse 3 diyorlar Almanya'da. Böyle bir çalışanın eline ay sonunda yaklaşık 1950 euro para geçiyor. Hadi çocuk yardımı da alıyor. Diyelim ki iki çocuğu var. İşte 500 euro da çocuk yardımı alsın. Toplam 2500 euro eline para geçer.
Bu kişi işsiz olsa ne olacaktı? İşsiz olsaydı yaklaşık 1200 euro kira desteği alacaktı. Onun dışında bir o kadar da sosyal yardım vesaire alacaktı. Dolayısıyla gene 2400 euro. İşte arada çok bir fark olmuyor. Yani birkaç yüz euroluk bir gelir farkı oluyor. Ama niye çalışmayı tercih ediyor insanlar? Onurlu olduğu için ve toplumun genelini düşündüğü için insanlar çalışmayı tercih ediyor. Yoksa onursuzsa boş ver ne olacak? Biraz eksik kazanabilirim. Arada kaçak işler yaparım. Elimden de işler geliyor, tamir işleri falan. Geçinirim diyen insanlar bu ortamda çalışmaz. İşsiz para, sosyal destek alıp yaşamayı tercih edebilirler. Ama şöyle diyormuş işçiler, diyormuş ki patrona, abi sen benim 2500 euro maaşım ya, sen benim onun 1000 eurosunu elden ver bana, 1500 euro gösterelim benim maaşı. Böylece vergi dilimim düşsün, yüksek miktarda vergi ödemeyeyim, o 1000 euroyu temiz cebime koyayım. Tabii ki bu bir yasa dışı bir kere yani, ama onun dışında işçi de hem sosyal yardımını almaya devam ediyor, vergi az ödüyor, hem de fazladan eline nakit para geçiyor. Ama bir zarar eden var. Kim zarar ediyor? Toplumun geneli zarar ediyor. Ama bununla da kalmıyor. Bir de adımız kötüye çıkıyor burada. Değerleri olmayan, değerleri tahrifata uğramış insanlar olarak biliniyoruz. İş bununla da kalmıyor tabii. Elinizde kara para varsa, kaynağını gösteremediğiniz para varsa, o zaman onunla yatırım da yapamıyorsunuz. Mülk alacaksınız. Mülkü alırken parayı nereden buldun diye soracaklar size. Dolayısıyla kazandığı parayı banka hesabına yatıramadığı için insanlar yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma ihtiyacı hissediyorlar. Bir de böyle bir sektör ortaya çıkmış. Türkiye'deki kuyumcularla yapılan anlaşmaları ve dahasını Oktan Erdikmen var. Onun günlük programları oluyor. Oralarda eski kayıtlarında var. Siz dinleyebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Daha yeni geldiğim zaman da Almanya'ya ev sahibime para kira yatıracağım. Bankaya gittim. Dedim ki bu parayı falanca hesaba yatırmak istiyorum. Olmaz dedim memur. Anlamadım. Nasıl olmaz? İşte yani ben sana nakit para veriyorum. Hesap numarası belli. Pasaportumu da gösteriyorum. Her şey yasal benim açımdan. Bunu kira olarak şu hesaba yatıracağım diyorum. Olmaz diye ısrar edince, ben de ısrar edince bir yetkili çağırdı memur. Yetkili geldi. Yetkili de bana izah etmeye çalıştı. Biraz daha ısrar edince dedi ki ısrar etmeye devam edersen sizi bildirmem gerekecek. Ya bildirmek ne dedim. Yani herhalde iyi bir şey söylüyor. Ben çünkü para yatırıyorum hesaba, biz kötü bir şey yapmıyorum. Hala anlamayınca dedi ki sizi polise bildirmem gerekecek. Çünkü bu parayı, nereden geldiği belli olmayan parayı yatıramazsınız hesabınıza dedi. O zaman işin ciddiyetini anladım. Buna benzer hikayeler çok. Job Center'a son model jiple giden işte birisi gazetelere konu olmuştu. Apartmanlarını kendi üzerinde gösteremedikleri için başkalarının üzerine gösterip kendileri sosyal yardım almaya devam eden mülk zenginleri var. Olsun diyebilirsiniz, bana ne diyebilirsiniz? Alman devleti aciz mi? Tabii ki aciz değil. Takip etsin ki gerekli çözümleri bulsun. Bizim kendi sorunumuz var burada. Göçmen olarak, burada yaşayan insanlar olarak bizim adımızın kötüye çıkma sorunu var. O bizi ilgilendiriyor esas olarak. Tabii ki bu toplumun içinde yaşıyorsak toplumun genel dinamiği, sağlığı da bizi ilgilendirmesi lazım. Başka bir husus var. Avrupa'da göçmenlerin en çok ilgi gösterdiği yer Almanya. Bunun için Almanya'da bugün 3 milyon civarında Türk yaşıyor. Son 5 yılda gelenler dediğim gibi ivmelenmiş, daha da artmış durumda sayısı. Bir özelliği var bu son 5 yılda gelenlerin, biliyorsunuz. Bunlar hani ihraç edilmiş, KYK rejimi var Türkiye'de. İhraç edilmiş, ceza verilmiş, Türkiye'de kendisine bir gelecek bulamadığı için hapse atılmış icabında, malına mülküne el konulmuş, sıfırlanmış tabiri caizse, sıfırlanmış insanlar bunlar. Üniversite mezunu ama. Hepsi, hemen hemen hepsi üniversite mezunu bunların, okumuş insanlar. Şimdi böyle sıfırlanmış, böyle zor şartlar yaşamış, her şeyini kaybetmiş insanlar, burada küsmüş bir şekilde, hayata küsmüş, burada yeniden hayata tutunmaya çalışan insanların değerlerini gözden geçirdiğini ve farklı davranmasını bekliyorsunuz tabii ki. Birinci nesil Gastarbeiter'dan çok farklı bunlar. Bu son dönemde göç edenlerin sayısı 50 bin diyorlar, yani resmi rakamlar. Daha fazla diyenler de var. 50 bin diyelim. Her birisine yaklaşık 2 bin euro kayda devletin bunlar için harcama yaptığını, toplumun bunlara verdiğini
tahmin edebilirsiniz. Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Türklerin geliş yollarında yaşadıkları sık sık gündem oluyor. Kamyon kasasında gelenler, Meriç'ten geçenler, Meriç'ten geçerken boğulanlar, çocuklarını, aile bireylerini kaybedenler. Ben bir doktordan 10 saat boyunca bir kamyonun altında dingilin, demirin üzerinde yatarak geldiğini duydum. Dinledim ondan bir saat. Bu riskli yolculuğu mutsuz bir şekilde bitenler de var tabii ki. Dediğim gibi Meriç'te çoluk çocuğunu kurban verenler ya da Yunan kollu kuvvetleri tarafından geri itilenler. Çok sayıda hüzünlü hikaye var yani. Anlatmaya da insan dayanamıyor, yüreği dayanmıyor, dinlemeye de dayanamıyor. Bu insanların peşinde oldukları şey eski zenginlikleri, saygınlıkları, şan ve şöhretleri olamaz diyorsunuz. Bana sorarsanız insanlar özgürlükleri peşinde, özgür ifade peşinde, hürriyetlerinin peşinde buraya geliyorlar. Bu zahmetlere katlanıyorlar. Almanya kapitalist bir dünya düzeni içerisinde olabilecek en sosyal devlet. İşsizler ve gelir düzeyi düşük olanlar hep korunuyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2016 ve 2017 yıllarında Almanya sığınmacıların barınma, bakım, uyum ve dil kursları için 50 milyar euro ayırmış. İşte bu noktada son sözümü söyleyebilirim. Alman devleti tabii ki çözüm bulabilir ama esas mesele bizi ilgilendiren, göçmenleri ilgilendiren bir husus var. Bazı Alman vatandaşları, özellikle de ırkçı gruplar zaten göçmenleri devletin sırtında bir kambur olarak görüyor. Yani belki siz de bu şartlarda bir Alman vatandaşı olsanız ırkçı olursunuz. Bu tür hikayeler arttığında doğal olarak toplumun öfkesi o gruptaki insanların tamamına yöneliyor. Bunu yapanlar çoğunlukla Türkler ise Türkler sahtekardır imajı ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar çoğunlukla Müslümansa Müslümanlar sahtekardır imajı ortaya çıkıyor. Ama bundan daha fundamental, elzem, önemli bir husus var benim için. O da şu, Türkiye'de burs verdiği için, bağış yaptığı için, Afrika'da su kuyusu açtığı için, kimse yok mu derneğine yardım ettiği için kovuşturma geçiren ve her şeyini kaybedip Almanya'ya sığınan insanlar bir süre sonra ortama ayak uydurma ve yaşadıkları gibi inanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Sanırım Türkiye'den gelirken her şeyini sıfırlayan insanlar bir süre sonra gördükleri usulsüzlükleri kanıksıyorlar. Kendilerine Job Center tarafından ödenen, yıllarca ödenen yardımların birilerinin ödediği vergiler sayesinde gerçekleştiğini fark edemiyorlar veya önemsemiyorlar. Her şeyden önemlisi inandıkları gibi yaşamadıkları için yaşadıkları gibi inanma tehlikesi var. Bunu yapmasınlar diyorum ben. Bunu yapmayınız, yapmayalım. Birbirimizin yanlışlarını görmezden gelmeyelim. Bana ne demeyelim. Alman toplumuna değerlerimizle katkıda bulunabiliriz. Hem aklını hem de duygularını kullanan, evrensel insani değerleri benimsemiş bu eğitimli insanlar çift kanatlı zülcenaheyndirler. Gastarbeiter torunlarıyla 3 milyon insan var burada. Bunu el ele verip bu topluma örnek olabiliriz. Türkiye'nin ve Müslümanların bozuk imajını değiştirme potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Yapmayınız. Değmez ya. Değmez. Sizin bir KHK'lı etiketiniz var. KHK'lılar haram yemeğe göz yummadıkları için KHK'lı oldular. Haram yedikten sonra sizin ne farkınız var? Boşuna yaşadınız bu zulümleri o zaman. Boşuna yaşadınız. Boşuna yaşadık. Ben birinizi bu şekilde bir yanlışta görürsem göz yummayacağımı bilmenizi isterim. Siz de beni görürseniz, yanlış yaptığımı görürseniz, farkında olurum olmayabilirim. İnsandır, hepimizin ayağı kayar. Lütfen göz yummayın. Başka şekilde temiz toplum olma şansımız yok. Kendime soruyorum. Almanya'ya sığınan KHK mağdurları da vergi kaçırır mı? Ya da misafirperverliğe cevap nasıl olmalı? Dedelerimizin, babalarımızın evrensel değerlerine sahip çıkacak mıyız? Dünyaya rol model olacak bir toplum olma sevdamız var mı? Bizde ise kim yapacak?